Sedat Bey, bu ne sürpriz? Sürpriz mi? İstanbul'a her ayak basışımda ilk sana uğrarım, bilmez misin? Bilmez olur muyum? Sizi bekliyordum. Evet. Dinamitiniz hazır beyefendi. Buyurun. Sen bir dehasın Müjde. Sağlığına. Güzel karınız nasıl? Birlikte mi geldiniz? Hayır. Ursula İsviçre'de kaldı. Daha doğrusu ayrıldı. Türkiye'ye uyum sağlayamayacağını bahane etti. Murat Hoca'nın teklifini geri çeviremezdim. Sözün kısası, 10 yıllık evliliğimize meslek uğruna noktaladık. Sizin adınıza üzüldüm. Neyse, buraya dertlenmeye gelmediniz herhalde. Güzel günlere içelim. Beni bekleyen sürprizler. Biliyorum. Seviniriz. Peki peki. Gelince konuşuruz. Bekliyoruz. Sedat hastanenin yanında bir arkadaşın demiş. Seninle tanışmaya can atıyor. Bir iki dakika sonra burada olur. Evet, nerede kalmıştık? Organ nakli için toplumu bilinçlendirme yollarının araştırılmasında. Sen araştırmanı tamamlamışsın bile. Eklenecek çok az şey var. Mükemmel bir çalışma. Tam sana layık bir rapor. Teşekkür ederim. Yapılması gerekenleri çok iyi yönetmişsin. Bu raporları çoğaltıp basına yollamalıyız. Ayrıca televizyonlara da yansıtmamızda yarar var. Bu kampanyanın sonucunda... Merhaba hocam. Hoş geldin Sedat'cığım. Bak görüyorsun, pazar günleri bile boş durmuyoruz. Merhaba. Sonunda asistanımla tanışma fırsatını buldun. Olcay benim göz bebeğimdir. Aynı zamanda manevi kızım. Hastalardan doktorlara kadar herkes size anlatıyor. Bu arada benim pabucum çoktan dama atılmış da haberim bile yok. Ayrıca asistanımın fotoğrafını yollasaydınız daha çabuk gelirdi. Zır oğlan, sen hiç değişmeyecek misin? Hadi şimdi şamatayı bırak da çalışmalarından haber ver. Ekibinle aran nasıl? Mükemmel. Hepsi gayretli çocuklar. Göreceksiniz, başarılarımız sayesinde başka ülkelerden de hastalarımız gelecek buraya. Hele Olcay Hanım gibi bir baş asistanım olduktan sonra kimse bizi durduramaz. Sizden öğreneceğim çok şey var Sedat Bey. Öğren öğren. Ama benden sana baba nasihatı. Ameliyathane ile hastane dışında Sedat'tan uzak durmaya çalış. Çapkınlıkta da kimse onunla yarışamaz. İnsanın adı çıkacağına canı çıkmalı. Beklediğim an gelmişti. Onu dikkatle izliyordum. Başarıya ulaşmak için sabretmenin ne demek olduğunu öğreniyordum. Soğukkanlılığı, ölümle yaşamın iç içe geçen dengesini. İnsana yeniden hayat vermenin mutluluğunu öğreniyordum. Düşünebiliyor musun hocam? Kısa bir süre önce bypass imkansız gibi görünüyordu. Şimdi apandisit kadar basit bir hale geldi. Kısa bir süre sonra da transplant basit bir hale gelecek. Bozulan her organı değiştirme şansına kavuşacağız. Teknoloji bizi yönetir hale geldi. Çok çalışmak zorundayız. Haklısın. Çalışma konusunda kimse sana yetişemez. Galiba beni tembelleştireceksin. İncelik isteyen ameliyatları bile senin üstüne yıkabilirim. Sağ olun ama ben birlikte çalışmayı tercih ederim. Soğukkanlılığınız ve verdiğiniz kararı hemen uygulamanız benim için iyi bir ders oldu. Gözlem konusunda da üstüne kimse yok. Sıcak bir kahveyi hak ettin. Doktorlarımın özel yaşantısına burnumu sokmayı sevmem. Ama seni evladım yerine koyduğum için biraz canını sıkmak istiyorum. Sizden sıkılmam mümkün mü hocam? Son günlerde gazetelere doktor yerine çapkın olarak geçmeye başladın. Bu beni çok üzüyor. Haklısınız. Dozu kaçırdığımın farkındayım. Farkındaysan neden frenlemiyorsun kendini? Anlatması zor. Karımla iyi yürüyen bir evliliğimiz vardı. Ülkeme dönmem söz konusu olunca ailesinden büyük tepki gördük. Sonra Ursula da tepki göstermeye başladı. Böylece ilk kopuş, soğukluk ve bildiğiniz gibi ayrılık. Yalnızlığa alışamadım. Doktor hanım, Sedat Bey sizi laboratuvarda bekliyor. Gidiyorum. Beni çağırtmışsınız. Rica etmiştim Olcay Hanım. Yarın ameliyata alacağımız hasta içinse... Hayır Olcay Hanım, sizi evlenme teklif etmek için. Pardon, yanlış duydum galiba. Doğru duydunuz Olcay Hanım. Sizinle evlenmek istiyorum. Çok şakacısınız. Hiç bu kadar ciddi olmamıştım, inanın. Şey, bilemiyorum, ilginize teşekkür ederim ama bu konuyu kapatsak daha iyi. Evet ya da hayır demeniz için aceleniz yok. Tabii hayatınızda bir başka erkek yoksa. Hayır ama şey... Ne? Siz veya bir başkası, evliliği niçin? Hiç düşünmedim. Mesleğime aşık olduğum için. Öyleyse en azından ortak bir noktamız var demektir. Ben de mesleğime aşığım.
Aramızdaki bu aşk uyumlu bir evlilik doğurabilir. Sedat öğrencim olduğu yıllardan beri çok takdir ettiğim bir genç. Sen de öylesin Olcay. Ama evlilik gibi bir konuda karar vermek için iyice düşünmelisin. Sedat daha yeni boşandı. Ağır bir bunalım yaşıyor. Hangi psikolojide seninle evlenmeye kalkıyor bilmiyorum. Ama teklif de her genç hanımın başını döndürecek kadar cazip. Kafam çok karışık hocam. Ama anladığım kadarıyla Sedat Bey'in teklifine hayır dememi öneriyorsunuz. Yok yok hayır. Ben sadece düşüncelerimi söyledim. Böyle hayati bir konuda öz kızım kadar sevdiğim seni bile yönlendirmek istemem. Kararı kendin vermelisin. Haklısınız. Kararı kendim vermeliyim. Beni daha yakından tanımanı istiyorum. Operatör kimliğimin dışındaki sizler. Doktor olarak benim için idealsin. Ama eş olarak henüz karar veremiyorum. Hayatımda başka bir sayfa açıyorum. Beni bu karara sen yönlendirdin Olcay. Acele etmekten korkuyorum. Acele mi? Aylardır peşinde koşuyorum. Evet sözünü duymak için daha ne kadar bekleyeceğim? Şey bir hayal gibi. Seninle evleneceğim aklıma bile gelmezdi. Doğrusunu istersen benim de. Bir kere kadınlığını örten büyük bir ciddilik içindeydin. Başka? Fazla çocuksuydun. Evet. Beni hoş bir erkek değil, sadece iyi bir doktor olarak görüyordun. Hı hı. Bir de keçi gibi inatçıydın. İnadın yüzünden de bana evet diyene kadar 3 ay beklettin. 3 ay aslında benim için erken sayılır. 3 ay beynimde evet hayır savaşı sürdü. Her evet demeye kalkıştığımda bir başka ürkütücü yanın çıktı ortaya. Hangi yanlarım? Karından yeni ayrılmış olman, geçirdiğim bunalımlar, bana karşı alaycı yaklaşımın. Bayağı cesurmuşsun. Niye? Hakkında bu kadar olumsuz şeyler düşündüğün bir erkeğe evet diyebildiğin için. Şimdi tam tersini düşünüyorum. Sen mi değiştin yoksa ben mi bilemiyorum. Bana bak. Senin o şüpheci damarına da bir operasyon gerekiyor galiba. Sana gerçeği söylüyorum. Beni başka bir insan yaptın. Hiçbir kadına böylesi hislerle bağlanmamıştım. Annemin ölümü, babamın dengesiz davranışları, talihsizlikler beni erkeklerden uzaklaştırmıştı. Seni sevmem bir mucize. Bu mucizenin büyücüsü de sensin. Söyle bakalım. Sürpriz evliliğiniz nasıl gidiyor? İyi sayılır. Sayılır ne demek? Bir şey ya iyidir ya kötü. Benden saklama. Galiba evlilik kararı verirken işin sonunu iyi düşünemedim. Yoksa gene çapkınlık huyu mu depreşti? Sorun o değil. Eski huyundan vazgeçti ama içkiyi arttırdı. Yenileyelim. Bu gece dozu aştınız gibime geliyor. Bana düşmez ama. Söyle söyle. Sen dert ortağısın. Her şeyi söylemeye hakkım var. Açık ol. Gene sapıtmaya başladın. Derdin ne? Alıp veremediğin nedir? Yeni evlilik mi sıktı diye sor. Sordum diyelim. Cevap? Cevap yok. Bunların cevabını verebilsem belki böyle aptalca içmem. Bana yakışmayan sersemlikleri yapmazdım. Kendimden bile gizlediğim bir şeyi söyleyeyim mi sana? Nasıl istersiniz? Ben galiba ruh hastasıyım. Keşke kalp hastası olsaydım. Yeni bir kalp takar kurtulurum. Her şeyin ameliyatı var, ruhun ameliyatı yok. Yemeyeceğim. Senin için hazırlıyordum, aç değil misin? İştahım yok. Her gün spagetti yemekten bıktım. Aşçılık iddiam yok. İlk günler yemeklerimden şikayet etmiyorum. Şimdi ediyorum. Son günlerde çok gerginsin. Canını sıkan bir şey varsa söyle. Hiçbir şeyim yok. Yeter artık. Çok içmeye başladın. Yok canım. Karışıyorum diye kızma. Ama şişeyi eline alınca ünlü bir cerrah olduğunu unutuyorsun. Alkolün seni bitirmesine izin veremem.
İçki bizim mesleğin en büyük düşmanı. Oho, bir de profesör kesildim başımı. Şimdi de sizden meslek öğreneceğiz ha? Ben gerçeği söylüyorum. Son iki ameliyattan niçin kaçtın? Ameliyattan kaçmış. Artık yükseklerden uçmaya başladın sen. Aklınca beni açtığını sanıyorsun ha? Sadece çok içme dedim, hepsi bu. Bana karışamazsın. Ben bu noktaya kendi kafamla geldim, senin öğütlerinle değil. Sedat seni evde çok yoruyor galiba. Biz erkekler böyleyiz işte. Kadınların başarısına tahammül edemeyiz. Şunu unutma. Sen her şeyden önce mesleğinle evlisin. Başarıların düş kırıklıklarından daha önemli. Sedat'taki resmen kıskançlık. Mesleki krallığını genç bir kıza kaptırma korkusu. Üstelik kendi karısına. Onun için hoş gör Sedat'ı. Yumuşaklık ve sabır sertliğe karşı en kuvvetli silahtır. Zeki Bey'in ateşi yükselmiş. Aslan'la yeteri kadar ilgilenmiyorsun. Bir saat öncesine kadar normaldi. Parasetamol uygulamalıyım. Ben gerekeni yaptırdım. Miyokart biraz problemli galiba. Olcay Hanım'ın hatası olabilir. Hanımefendi bazen kasaplıkla cerrahlığı karıştırıyor. Rica ederim. Benim yüzümden tartışma çıkmasını istemem. Ben sadece... de aynı kanıdayım. Operasyon hatası. Çalışmalarımıza gölge düşürebilir. Operasyonda hata aldığını sanmıyorum. Riski Murat Hoca ile tartıştık. Ama sen ününü lekeleyecek komplikasyonlara bulaşmak istemiyorsun. Bizim derdimiz hayat kurtarmak. Korkup kaçıyor muyum yani? Başka ne denebilir ki? İyi ki yalnız değiliz Olcay. Ben öbür hastalara bakayım izninizle. Yalnızız işte. Neydi istediğin? Sana sarılmak istiyorum. Belki de boğmak istiyorsundur. Sadece sevmek. Senin için sevmek karşındakini kırmak, gururuyla oynamak demek değil mi? Sinirlerim gergin. Bitmeyen bir yorgunluk içindeyim, şaşkınım. Sana nasıl davranacağımı bilemiyorum. Her an değişen bir insansın. Şu an seninle baş başa çay içmeyi isteyen anlaşılmamış bir kocayım. Ne yazık ki hastalarımla ilgilenmek zorundayım. Haklısın. Peter'ın projesi enteresan geldi. İstanbul'da bir ay çalışma ve tatil. En güzeli de seninle olmak. Rakiyi, Türkçe konuşmayı, kavga etmeyi... ve seni çok özledim Sedat. Ben de seni Ursun. Bana kötü kazık atmıştın. Yüzüstü bırakılmayı hazmedemedim. Seni aramayı çok istedim ama bir türlü gururuma yediremiyordum. Haklısın sevgilim. Yabancı bir ülkede yaşamaktan korktum. Daha doğrusu ailem, çevremden korktum. Kötü imajdan korktum. Ama sen gidince sensiz yaşayamayacağımı anladım. Biraz geç de olsa işte geldim. Peter'ın grubu Zürih'e bensiz dönecek. Çok iyi de ben... Dinle Ursula. Yıllarca batıda yaşadım. Seni tanıdım. Sevginin en güzelini seninle yaşadım. 10 yıl süresince çok tartıştığımız da oldu. Çünkü farklı toplumlarda yetiştik. Sana olağan gelen şeyler benim için cinayet nedeni olabilirdi. Sonra ben de uyum sağladım. Ya da öyle sandım. Ama ülkeme dönünce bütün kavramlarım alt üst oldu. Bunları bana niye anlatıyorsun? Anlatması zor. Senin yokluğunda kendimi içkiyle avuttum. Bir gecelik sıradan ilişkiler. Bir batağa saplanıyordum. Karşımda çok güzel bir kadın vardı. Önceleri sadece iş arkadaşımdı. Bana hiç kadınca yaklaşmıyordu. Sonra ona büyük bir ilgi duyduğumu anladım. Olcay şimdi benim karım. Demek evlendiysen... Hasta bakıcıların dedikodu okumaktan başka işleri yok. Ne var ki gazeteleri hastaneye sokacak? Sedat Bey'in eski karısıyla beraberliğine inanmıyorum. Ben odama gidiyorum. Peki. Eski karısına yeniden döndü dedikodularının alevlenmesi her şeyi alt üst etmişti. Olacaklara katlanmayı göze almıştı. Ama yaptıkları tahammül sınırımı zorluyordu. Olayın basına yansıması kadınlık gururumu incitmişti.
Bu Allah'ın cezası hastanede doktorlar zamanında gelmezler mi? Kimi arıyordunuz? Beni ameliyat etmeyi kabul etmeyen şu zampara doktoru, yani Sedat Beyefendi. Sakin olun lütfen, oturmaz mısınız? Sedat Bey'i niye arıyordunuz? Nasır'ımı aldırmak için aramıyorum herhalde. Beni muayene etti ama ameliyat etmeyi gözü yemedi. Sizi bir de ben muayene etsem? Küçük hanım, ben burada can derdindeyim. Azrail ense kökümde. Buraya da hemşirelerle oynaşmaya gelmedim. Ben hemşire değilim beyefendi, doktorum. Ayrıca hakaret ettiğiniz beyin eşiyim. Eşi mi? Evet, Sedat Soner'in eşiyim. Gene baltayı taşa vurduk. Beyefendinin ameliyat edeceği varsa da etmez şimdi. Hanımına hakaret ettik çünkü. Neyse. Kader. Ölmemiz icap ediyorsa ölürüz. Yani arabesk bir son. Durun, nereye? Vakit kaybetmeden kendime mezar yeri ayırtmaya. Sizi muayene etmeme izin vermeden mi? Çok güzelsiniz doktor hanım. Profiliniz karşısında tanrıç heykelleri bile utanır. Evet, bütün hatlar mükemmel. Adım Cengiz, ressamım. Her yetenekli sanatçı gibi anlaşılmamış. Kocanız beni ameliyat etmeyi göze alamadı. Belli ki durum düşündüğümden daha berbat. Abbas yolcu yani. Siz ölmekten korkuyorsunuz. Korkmayan var mıdır dersiniz? Tabii herkes korkar. Bırakın bir doktor olarak anjiyonuzu ben inceleyeyim. Sonra karar verelim. Dosyanızı görmek istiyorum. Bana güvenmeseniz de son umudunuz benim belki de. İyi akşamlar Olcay Hanım. Merhaba. Gece operasyonuna kaldın galiba. Sadece biraz dolaşmak istedim. Ressamı avutmaya kalkışmadın herhalde. Neler söylüyorsun sen? Hiç. Aptallığını yüzüne vurmamaya çalışıyorum sadece. Benim reddettiğim ameliyatı üstlenmekle büyük hata yaptığını anlatmaya uğraşıyorum. Bu konuda otorite olduğunu kabul etmiyor değilim. Ama bir doktor olarak benim de prensiplerim var. Bak Olcay, benimle yarışmaya, beni eleştirmeye kalkacağın yerde bana inansan, beni dinlesen senin için daha akıllıca olur. Senin bu tavrının nereden kaynaklandığını biliyorum. Gazetelerde okuduğun o yalan haberlerden. O palavralara inanacak kadar saf olamazsın. Ya eski karınla yanak yanağa çekilmiş resminiz? O da mı palavra? Demek bana inanmıyorsun. Evet Sedat, inanmıyorum. O çılgınca ameliyatı üstlenmen bana inanmadığın için. Demagoji yapma Sedat. İki ayrı konu. Öyleyse? İstediğim hastayı tedaviye alabilirim. Bana hakaret edebilirsin ama karışamazsın. Allah kahretsin. Kendini boş yere yıpratıyorsun. Ölüp gitmeden önce boyalara yansıttığım duygularımla anlaşılmasını istiyorum. Kendini acındırmaya çalışma. Domuz gibisin, sana bir şey olmaz. Al bir yudum da gevşe. Yudumla dedik, şişenin dibini bul demedik. Hasta olan adam koca şarabı gazoz gibi içmez. Gazoz gibi değil, zehir niyetine içiyorum. Kestirmeden gebereyim diye. Sen başkalarına yuttur, gebermek istiyormuş. Aslında ödün patlıyor gebermekten. Bana zıt gitmekle bir şey kazanamazsın. Şimdi biraz mantıklı olalım Olcay. Evet, aramızda bazı sürtüşmeler oldu ama böyle şeyler her evlilikte vardır. Sana karşı hatalarımı kabul etmiyor değilim. Yanlışlarım seni sevmiyorum anlamına gelmez. Seviyorsun ve eski karınla buluşuyorsun. Benim böyle sevgiye aklım ermez. Daha çocuk sayılırsın da ondan. Belki. Bu evlilik benim için sana bir çeşit sığınmaydı. İçten duygularla yaklaştım sana. Mutlu olmak istiyordum. Hayal kurmuşum, yanılmışım. Hele Ursula ile flörte başladığını öğrenince... Benden nefret ettin. Evet Sedat, nefret ettim.
Benimle eski karından intikam almak için evlendin. Onu unutabilmek için. Neler düşünüyorsun? Zamanında düşünemediklerimi. Ve karın dönünce beni unutman doğal şeydi. Yalnız şunu bilmeni istiyorum. Neyi? O ressamın ameliyatını sana karşı çıkmak için üstlendiğimi sanma. Neden bulaştın öyleyse? Hangi mantıkla? Sadece işimi yaparken soluklandığım için. Yaşadığımı ancak insanlara hayat verdiğim zamanlar tadabildiğim için. Hayat vermek benim son mutluluğum bu. Heykel oldun be. Resmine değil cesede bakıyorsun sanki. Silkin biraz, utanılacak şey değil. Neymiş utanılmayacak şey? Ölüm. Ölümden herkes korkar. Ölümden korkmak ayıp değil. Herkes olabildiğince yaşamak ister. Beni dinlemiyorsun. Dinliyorum. Beni avutmaya çalışıyorsun. Amacım seni avutmak değil. Gerçeklere inandırmak. Benim için fark etmez. Ben kendi derdimdeyim. Lütfen Sedat, rahat bırak. Bu durumda Sedat'a hak vermemek elde değil. Ama kararı sana bırakıyorum. Durumu gerçekten çok kritik. Sedat'la benim aramdaki aile savaşını bekleyecek durumda değil. Haklısın. Sedat yarın 3 günlüğüne Ankara'ya gidiyor tıp kongresi için. Onun yokluğu senin rahat karar vermen için fırsat sayılır. Bilemiyorum. Hiçbir şey bilemiyorum hocam. Ameliyata girip de başaramazsam benim için yıkım olur. Cesur olmak zorundasın. O gece ben de muayene ettim. Senin göstereceğin yüreklilik onu yeniden hayata döndürebilir. Bana cesareti her zaman siz verdiniz. Bu savaşta da yardımınızı bekliyorum hocam. Sen başarırsın. Sen aslanı bul, gerisini bana bırak. Alo. Oo, doktor hanım siz misiniz? Evet. Ha? Bugün mü? İmkansız. Nasıl imkansız? Yaşamınız için her bir saniyenin hayati önem taşıdığını biliyorsunuz. Hem de nasıl? Müthiş bir şekilde biliyorum ama vaziyet müsait değil. Çünkü dut gibi sarhoşum. Sarhoş mu? Deli misiniz siz? Olamaz. Olamaz mı? 3 şişe şarabın dibini delersen bal gibi olur. Parmağım bile kıpırdatamıyorum. Anlayamıyorum. Böyle bir durumdayken nasıl içersiniz? Şişeyle içerim doktor hanım, şişeyle. Bardağı sevmem. Alo. Alo. Kapatacaktın, ne açtın ya? O küstah adamın ameliyatını üstlenmekle yanlış mı yapmıştım? Yoksa beni buna Sedat'ın davranışları mı zorlamıştı? Onun peşinde işim neydi bilmiyordum. Kapı açık. Oo, bu ne sürpriz. Size ne diye hitap edeceğimi bilemiyorum. Kurtarıcı meleğim mi yoksa Azrail'im mi? Neyse. Hangi sıfatla olursa olsun hoş geldiniz doktor hanım. Buyurun. Ayakta kalmanıza gönlüm razı değil. Emriniz? Önce sizden benimle alay etmekten vazgeçmenizi rica edeceğim. Öyle tuhaf tuhaf da bakmayın bana. Hayati bir konuda ciddi olmanız gerek. Söz konusu benim hayatım değil mi doktor hanım? Evet tabii. Öyleyse ciddiyete ne gerek? Hayatımı kaybedeceksem özgürce kaybedeyim. Bu benim en doğal hakkım. Hala devam ediyorsunuz. Bütün riskleri biliyoruz. Hasta için ölüm bu aşamada kaçınılmaz bir son. Bunu da biliyoruz. Ama umudunu yitirmeyen bir doktoru kim desteklemez? Ben oyumu Olcay'ın ameliyata girmesinden yana kullandım. Hadi kızım, az zaman kaldı. Hazırlaman lazım. Of. Hadi bakalım biz de hazırlanalım. Bugün hepimiz terleyeceğiz. Hem de ne ter. Ben oyumu Sedat Bey'den yana kullandım. Başarma şansımız 1/1 bile değil. Olcay.
Yalçı Hanım'ın üstünde durduğu yapay kalbi devreye sokma düşüncesinde yabana atmayalım. Yapay kalp geçici bir çözüm. Çoğu zamanda sonuç değiştirmez. Kısa zamanda takılabilecek bir kalp bulunmazsa her şey boş demektir. Doktor hanım, kolay gelsin demek için bekliyorum. Sağ ol hemşire hanım. Hastanede herkes sizin ameliyatı konuşuyor. Çoğu aleyhimde tabii. Hepsi değil, ikiye ayrılmışlar. Neredeyse toto oynar gibi iddiaya tutuşacaklar. İş bu kadar iddiaya bindiyse Sedat'a mutlaka haber uçmuştur. En iyisi ben otelden arayayım. Sizden duyması daha iyi olur tabii. Siz arayın, ben hastanın yanına gideyim. Buyurun efendim, Ankara Hilton. İyi günler. Sedat Soner'i bağlar mısınız lütfen? Bir saniye efendim. Hello? 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 Kim aradı? Bilmem. Hello'la dedim. Kimse cevap vermedi. Sana telefonları açmamanı söylemiştin. Ya olcaysa? Karından bu kadar korkuyorsan niye benimle berabersin? Çelişkiler içindeyim. Miyokart iflas etti. Nabız hızlandı, tansiyon düşüyor. Nabız alınmıyor, nabız alınmıyor. Kalp durdu. Yapay kalp takacağız. Ağlamak ferahlatır insanı. İki sıkıntıyı birden yaşıyorsun, kolay değil. Hayır, ağlamak istemiyorum ama elimde neden? Değil. Utanıyorum. Yakışmıyor bu söz sana. Göz yaşından utanılmaz. Ben göz yaşlarından değil, kendimden utanıyorum. Beceriksizliğimden. Ne evlilikte başarılı olabildim, ne de doktorlukta. Sen ikisi için de elinden geleni yaptın. Elimden gelen. İkisini de kaybettikten sonra neye yarar? Ama ikisinin de sonucu belli değil. Değişecek kalbi bulman için daha bir ay vaktin var. Kocanın kalbine gelince onu da yeniden kazanabilirsin. Kazanmak mı? Onu sadece terk edebilirim hocam. Beni hiçe sayan bir erkeği kaybetmek kazanmaktan daha iyi. Yüzünden düşen bin parça. Komiklik yapmamı mı bekliyordun? Birazcık akıllı olmanı. Bana beslediğin öfkenin gerçek nedenini söyleyeyim mi? Ameliyattaki başarısızlığının hıncını benden almak istiyorsun. Çok acımasızsın. Hastam hala yaşıyor. Ona yaşamak denirse. Bir ay içinde bünyesine uyacak kalbi bulmak kolay değil. Ölürse sorumlusu sensin. Ameliyatta başarısız olan her doktor katil midir? Elbette değil. Biz ameliyatlara hastamızı kurtarmak için gireriz. Sense kendine kariyer yapmak için atıldın bu işe. Yanılıyorsun. Amacım sadece onu kurtarmak. Elimden geleni de yapacağım, göreceksin. Benimle kıskançlık oyunlarına girmeden ne yaparsan yap. Hastamız kendine geldi Olcay Hanım. İlk sözü de doktor hanıma teşekkürler oldu. Teşekkür etti ama daha yapay kalple yaşadığını bilmiyor. Murat Bey bunu şimdilik hastadan saklamakta yarar var dedi. Doğru. Hiç değilse hastamın yüzüne bakabilirim. Ama buna hakkımız var mı?
Hastanın morali açısından mecburuz böyle davranmaya. Siz de açıklamasanız iyi olur. Acil servise gelmeniz lazım Olcay Hanım. İçeride ölümü beklenen bir hasta var, trafik kazası. Doktorlar beyin ölümünü onayladılar. Doku grubu da hastanınkine uyuyor. Sevineceğini sanmıştım. Doktorluk galiba mesleklerin en zoru. Kendi hastamı kurtaracağım diye bir başkasının ölümüne sevinmek. Bilemiyorum. Haklısınız. Deli misiniz? Buralarda niye dolaşıyoruz? Benimle ameliyata gireceğiz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Benim yerime Nuri Bey girsin. Sen bilirsin. Senin iyiliğin için istemiştim. İyiliğim için? Evet, iyiliğin için. Belki benden bir şeyler öğrenir de boyundan büyük ameliyatlara girmezsin diye. Ne kadar sadistsin. Girin. Geceleri devamlı nöbetçi kalmak istiyormuşsun. Evet efendim. Neden? Ailevi meselelerden. Siz de biliyorsunuz, evliliğimiz rayından çıktı artık. Tutar tarafı kalmadı. Az daha sabretsen. Çok ettim efendim ama bardak taştı artık. Evde yapamayacağım. Hastanede kalmak istiyorum. Yani hastaneyi kendine hapishane yapmak istiyorsun. Hapishane değil, sığınak efendim. Evden kesinlikle ayrılmaya karar verdim. Ayrılma yerine mücadele etmeyi denesen. Ufacık bir umudum bile olsa denerdim. Evet geldi. Yükseldi ve çıtaya taktırdı. Çok güzel geldi ama. Duraşını böylece şimdi etekten yüksek atlamada sıra Amerikalı Tony Brown. Yanımda sen olsaydın baba. Ama sen de dertlisin. Sen de kayıplardasın. Çıtaya doğru geldi. Ve geçti. Çok güzel. Tony Brown ikinci atlayıcı. Alo. Kamil Bey'i aramıştım. Babam. Taşındı mı? Nereye gittiğini biliyor musunuz? Peki, teşekkür ederim. Evet, geldi mi? O da başardı. Sovyetler Birliği'nden Alexander Mihail, ikinci atlamada sevgili seyirciler, atletizmden burada ben gidiyorum. Üç adım atlama. O çanta da neyse. Erkekler 400. Artık seninle birlikte yaşayamam. Dur oğlum, çocuklaşma. Bırak kolumu. Sakin ol lütfen. Kırgınsın bana biliyorum ama ufak bir hata yüzünden evden kaçılmaz. Ölmüş bir hikayeyi sorun yapıyorsun. Ölmüş mü yoksa otel odalarında yeniden canlanan bir hikaye mi? Yemin ederim kimseyle aramda en ufak bir duygusal ilişki yok. Orası doğru çünkü ikiniz de duygudan yoksunsunuz. Tamam kabul. Madem duygusal bir ilişkimiz yok, ayrılmana da sebep yok. Var Sedat Bey, var. Yataktaki ilişkiniz. Yetmez mi defolmam için? Ne halin varsa gör. Konuşmak için dört gözle sizi bekliyordum. Konuşmanız şimdilik yasak. Ama ben... Yarına kadar sabredeceksiniz. Emir büyük yerden. Peki, tamam. Girin. Baş başa bir çay içmeye hayır demezsiniz diye düşündüm. Size sormadım ama hayır derseniz... Nasıl hayır diyebilirim? Hayatta beni en çok düşünen insan, en yakın dostum sensin. Sen de bana kardeşlerimden daha yakınsın.
En kötü günlerimde hep yanımda oldun. Telefonla babamı aradım. Evinden ayrılmış. Gittiği yeri bilen de yok. O da garip bir adam. Babanı hoş gör. Annenin ölümünden sonra hayata küstü. Dayımlarla komşuydu. Nereye gittiğini bilirler. Merak etmeyin. Ben öğrenmeye çalışırım. Baba kız ikimiz de şanssızız. Olcay Hanım niye gelmedi? Gazetecilerle konuşması var. Röportajı bitince gelecek. Evet, sorularınızı yeterince cevapladım sanırım. Herhalde başka sorunuz yoktur. Aldığımız bilgilere göre yaptığınız kalp ameliyatlarının son derece riskli olduğu söyleniyor. Her ameliyatın bir riski vardır. Ama bu riski siz önceden biliyormuşsunuz. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz? Hastayı kurtarmak umuduyla. Hastayı kurtarmak mı yoksa bir insanın üzerine kumar oynamak mı? Biraz ileri gitmiyor musunuz? Biz sadece gerçeği ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ben gerçek neyse onu söyledim. Sizlerse gazeteci gibi değil yargıç gibi davranmaya başladınız. Gerçeği araştıran her gazeteci bir yargıç sayılır Olcay Hanım. Biz ölüme sürüklediğiniz bir adamın hakkını savunuyoruz. Ben ölüme mahkum birini kurtarmaya çalıştım. Hepsi bu. İzninizle. Ameliyatın son derece tehlikeli olduğunu eşiniz size söylemiş. Kalp ameliyatları konusunda en büyük otorite. Yoksa amacınız kocanızdan daha uzman olduğunuz mu kanıtlamak? Biz eşimle yarış halinde filan değiliz. Ölüme mahkum birini ameliyat etmekten kaçındığım doğru. Eşim benden cesur bir doktorsa onu suçlamak yerine kutlamanız gerekir. Olcay Hanım gerçek bir doktora yakışır bir davranışta bulundu. Eşimle bir panele gitmek zorundayız. İzninizle. Hadi iyisin ha. Amma sıkıştırdın. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Görevimi yaptım. Daha doğrusu beni yanlış tanıdığını göstermek istedim. Benimle yetişmeyi kabullenemedin. Beni koruman bir çeşit özür dilemeydi. Amacım seni evimize geri döndürmekti. Özür dilememi küçümseme Olcay. Beni bağışla ve bitsin bu tatsızlık. İsterdim ama elimde değil. Neden ama? Eski karın Ursula'nın telefondaki sesi hala kulaklarımda olduğu için affet beni, yapamam. Kurtarıcıma merhaba. Selam. Sizi görünce hem seviniyorum hem... Hem ne? Ne kadar budala olduğumu hatırlayıp kendimden utanıyorum. Siz diretmeseydiniz şimdi belki cehennemin kapısında nöbet bekliyordum. Bunları düşünmenin sırası değil. Hala bir şeyler düşünebiliyorsam sayenizde. Beni sizin inadınız kurtardı. Lütfen Cengiz Bey, lütfen. Peki sustum. Ama izninizle son bir söz. Göğsümde çarpan bu kalbi size borçluyum. Göğsünüzde çarpan maalesef sizin kalbiniz değil Cengiz. Nasıl? Ne işin var burada? Sevinincini sanmıştım. Sevinmedi mi yoksa? Bilmiyorum. Otel odasında somurtmuyordun ama şimdi ne oldu? Yeni karın mı aklına geldi? Evet. Bana bak Sedat. Ben senin oyuncağın değilim. Zorluk çıkartma Ursula. Sana döndüğümde beni özlediğini söylemiştin. Özlemiştim evet. Onca yıllık evlilikten sonra doğaldı bu. Yatmamız da mı? Evet yatmamız da. Boş bulundum. O konuda iradesizim biliyorsun. Kariyerini koruma konusunda iradelisin ama. Bak Sedat. Ben onurunla oynanacak kadınlardan değilim. Hadi. Hadi öp beni de bitsin bu dargınlık. Seni geldiğin yere bırakayım hadi. Sabah söylediklerim için özür dilerim. Belki haklıydınız. Bu konuda basın da saldırıya geçti. Birden basının gözdesi oldum. Ölsem umurlarında sanki. Ölüm sözünü kullanmayın lütfen. Amaçları sansasyon yaratmak. Gelip benimle konuşsalar ya. Sizin olabildiğince az konuşmanız lazım. Bir de... Bir de ne? İkimiz için dua etmeniz. Kalbimin çöp kutusunda olduğunu unuttum. Beni ağlatmak mı istiyorsunuz? Tam tersi. Güldürmeye çalıştım. Kızdırdımsa bağışlayın. Uyumanız lazım. Daha üstüne. Rüya görmek serbest mi? Sizinle nasıl konuşmam gerek bilemiyorum. Doktor ağzıyla değil, dostça. Dostluğunuza ihtiyacım var. Raporlara göre son durum hayli olumlu. Ameliyatınız aslında çok başarılı, bu kesin. Ama gene de işimiz Allah'a kalmış. Bağışlanacak uygun bir kalp bulamazsak netice sıfır. Buyurun ben Doktor Olcay. Size bir şey söylemek istiyorum Sedat Bey. Tabii ukalalık saymazsanız.
Sen inandığın bir insansın. Söyle. Bana öyle geliyor ki siz aslında yeni eşinize aşıksınız. Sizi kızdırdım galiba. Kızdırma. Hayır. Aksine beni düşündürdün. Galiba haklısın. Teşekkür ederim. Ben sevsem de o benden nefret ediyor. Yaklaştıkça itiyor beni, kaçıyor. Kaçan gururudur ya kalbi? Size o kadar kızması sizi çok sevmesi demek. Sizi sevdiğine eminim. Bir de ben emin olabilsem. Bunu belki kendi bile bilmiyordur şu an. Ama hala sevdiğine iddiaya girebilir. Siz üstüne düşmeye devam edin. Çiçeklere sığınarak yanınıza gelebilir miyim doktor hanım? Elbette, korkmanıza gerek yok. Beni korkutan doktorluğunuz değil sözleriniz. Ünlü bir kalp cerrahı olacağıma basit bir çiçek olmayı isterdim. Biraz suçlu, biraz sarhoş, biraz pişman bir adam sizden af dilemek istiyor. Aktörlük yanınızı bilmiyordum. Sizinle barışabilmek için olmayacağım şey yok Olcay hanım. Cambazlık bile yapabilirim. Ev sensiz bomboş Olcay. Buz gibi. Yuvamıza dönmen için önünde diz çökmemi istiyorsan hazırım. Biraz yerli film gibi konuşuyorum ama inan çok samimiyim. İnanıyorum. Anlayış gösterdiğin için teşekkür ederim Olcay. Göreceksin her şey eskisinden çok daha iyi olacak. Yumuşak huyuna rağmen azimlisin. Sedat'ı yola getirmeyi başardın, kutlarım. Teşekkür ederim. Eve dönmene de sevindim. Sağ olun. Dilerim ameliyat işini de aynı başarıyla sonuçlandırırsın. İnşallah. Ama zaman daraldıkça bazen delirir gibi oluyorum. Korkunç bir kabus içinde gibiyim. Ölmeyi bile düşlediğim oluyor. Bir doktor sadece yaşatmayı düşünür. Son nefesine kadar başkalarına hayat vermeyi. Senden de bu beklenir. Olcay Hanım, hastanız birden fenalaştı. Yoğun bakım aldık. Geliyorum. Allah yardımcın olsun bize. Dayan Cengiz. Dayanman lazım. Direnmeliyiz. Kaderimiz senin direncine bağlı. Utandırma beni. Utandırma. Geçmiş olsun. Atışlar düzen. Rahat ol artık. Nakledeceğimiz kalp bulunana kadar rahat olman imkansız. O da bulunacak. Sen hiç merak etme. Biraz bahçeye çıkmak sana iyi gelecek hadi. Cumartesi akşamı senin için bir sürpriz hazırladım. İtiraz yok. Çünkü nöbeti Naci alacak. Bilemiyorum Sedat. Bana karşı çok ince davranıyorsun. Aması falan yok. Sana söz. Cumartesi akşam görkemli bir barış partisi. Yarından itibaren de görülmedik bir organ nakli kampanyası. Sayenizde en ünlü starları solladım. Lütfen böyle yapmayın. Her sözünüz iğneleyici. Amacım sizi iğnelemek değil, teşekkür etmek. Beni çok üzüyorsunuz Cengiz Bey. Bense sizi güldürmeye çalışıyorum. Eşim yurt çapında bir kampanya başlattı. Sizi onu müjdelemeye gelmiştim. Sağ olun ama boşuna gayret. Neden? Şans fıkarasıyım da ondan. İnadınızla baş edemeyeceğim. İşkence ediyorsunuz. Ne demek Cengiz'in yanına giremem? Yanına girmenin hasta için sakıncası var demek. Cengiz Bey ziyaretçi kabul edecek durumda değil. Ben ziyaretçi değil, sevgilisiyim. Fark etmez hanımefendi. Yanına girersem foyanız meydana çıkar diye korkuyorsunuz. Sevgilimi ameliyat eden siz misiniz? Evet. Doktor bey beni yanına bırakmıyor. Yasak da onun için. Ama birkaç gün sonra belki görebilirsiniz. Cenaze töreninde mi? Lütfen hanımefendi. Bizi zor kullanmak mecburiyetinde bırakmayın. Bu haberi Olcay adına sevindim Sedat. Son günlerde sana biraz kırgındım ama kendini affettirmeyi başardın. Olcay ortalarda yok. Merak etme, bulur bildiririm. Hepimiz için hayırlı olacak. Güle güle. Alo, buyurun. Ah Murat Bey, hayrola? Hayır kızım, hayır. Sedat'ın sana bir sürprizi var.
Kendisi şu anda canlı yayında. Vakit kaybetmeden televizyonu aç. Sağ olun hocam, hemen açıyorum. Soner'in hastası gerçek bir kalbe kavuşacağı günü bekliyor. Kendisi yapay kalple yaşıyor. Çok az zamanı kaldı. Onu yeniden sağlığına kavuşturalım. Organ nakli konusunda ülkemizde de çok büyük gelişmeler oldu. Evet, son olarak organ bağış kampanyasına herkesin katılacağını ümit ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Sağlıklı günler diliyor, teşekkür ediyorum. Buyurun doktor hanım. Şunları almanı rica edecektim Ali. Tabii efendim. Alo. Evet. Evet benim, dinliyorum. Ne? Ne dediniz? Maalesef doktor hanım. Trafik kazası. Evet. Şiddetli bir beyin travması. Durumu ağır mı? Anlıyorum. Hemen geliyorum. Bırakın beni, kocam içeride, ben de doktorum. Bırakamam doktor hanım, içeri girmek yasak. Nasıl olur? Az önce televizyondaydı. Ameliyat başarılıydı. Kontrol altında tutup beklemekten başka çaremiz yok. Hala inanamıyorum. Hiçbirimiz inanamadık. Televizyondaki konuşması üzerine arkadaşlarla tartışıyorduk. Sonra acilden gelen haberle sarsıldık. Bu gece yanında kalmak istiyorum. Durumunuzu anlıyorum. Bize güvenin. Elimizden geleni yapacağız. İsterseniz evinize dönün. Bir gelişme olduğunda sizi ararız. Lütfen, kalmak istiyorum. Mehmet, biraz dikkatli ol. İçeri geçip azıcık uyusanız doktor hanım. Yok, hayır. Ben buradayım. Durumunda değişme olursa size haber veririm. Sağ olun. Ben beklerim. Peki. Sedat Soner arıyorum. Ben... Kendisi yoğun bakımda. Görüşmeniz imkansız. Doktorla görüşebilir miyim? Olcay Hanım, istediğiniz ilaçlar geldi. Sağ olun. Sedat nasıl? Siz? Ben Nursula. Doktor bey, hastanız agresif davranışlar gösteriyor. Siz hemen bir yatıştırıcı hazırlayın. Tabii. Hastamız nasıl? Nasıl olacak? Şu halime bak. Robottan farksızım. Olcay nerede? Bana bu işkenceyi daha ne kadar çektirecek? Lütfen sakin olun. Olcay Hanım'ın çok önemli bir işi çıktı. Bugün gelemeyecek. Sizinle ben ilgileneyim. Ben ilgi falan istemiyorum. Olcay'a söyleyeceklerim var. Derhal gelsin. Şu anda gelmesi imkansız. Hayır, hayır. İğne istemiyorum. Bırakın, ilaç istemiyorum. İstemiyorum. Şu boktan makineye bağlı yaşamak istemiyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Sedat, ikimizin de ortak noktası olduğuna göre konuşacak çok şeyimiz var. Kafam çok karışık. Anlıyorum. Ben de kendimi çok suçlu hissediyorum. Ona çok acı çektirdim. Buraya da onu çok sevdiğim için geldim. Ama evlendiğinizi bilmiyordum. Sizi suçlamıyorum. Oo, bu ne şeref. Bazı aksilikler çıktı, onun için gelemedim. Bari klasik bir de yalan ekleyin. Trafik sıkıştı, hastaydım falan.
Gerçekten önemli bir mazeretim vardı. Hastanızı çok çabuk unuttunuz. Ama iyi oldu. Düşünmeye bol fırsatım oldu. Neyi? Bakın Olcay Hanım. Beni reklam aracı olarak kullandınız. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsiniz? Ben can derdindeyim. Beni haksız yere bu işkence aletine tutsak ettin. Kafama göre ölseydim daha iyiydi. Hiç değilse bu çileyi çekmezdim. Lütfen. Zaten kötü durumdayım. Güzel hatırınız için kısa keseceğim. Ölme hakkımı kullanmak istiyorum. Yok, hayır. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Benim dayanacak halim kalmadı. Hiç değilse benim için. Peki. O zaman geriye saymaya başlayın. 3 gününüz kaldı. Vicdan azabı çekiyordu. Belki de ressam haklıydı. Belki Sedat da haklıydı. Tıp adına beklediğim mucize kabusa dönüşmüştü. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sedat'ın durumu hepimizi çok sarstı. Ama gene de güçlü olmak zorundayız. Benim artık hiç gücüm kalmadı. Umudumuzu yitirmeyelim kızım. Kendi sağlığını da düşünmek zorundasın. Bak. İstersen izne ayrıl, toparlan. Her şeyi böyle yüzüstü bırakamam. Aslında sorumluluklarımdan kurtulmak istiyorum. Sedat'ın acısı yetmezmiş gibi Cengiz'in vicdan azabıyla yaşıyorum. Hepimiz Cengiz için elimizden geleni yaptık. Şu an yapacağımız şey beklemek. Herkesi için de. Ama Cengiz'in ruh sağlığı yapay kalbi daha fazla taşıyamayacak. Organizma şimdiden reaksiyon göstermeye başladı. Öyle olması çok doğal. Onu yaşatan şey yapay kalp değil. Senin ilgi ve desteğin. Böyle bir duygudan yoksun kalmamalı. Senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama hastanın bizim açımızdan başka bir önemi var. Sonuç başarılı olursa organ naklinin ülkemizde de yaygınlaşması sağlanacak. Düşüncelerinize katılıyorum hocam. Bir de şans bizden yana olabilse. Neyse, ben Sedat'ın yanına gideyim. Kan grubunu bir araştıralım. Tamam, bekliyorum. Olcay Hanım, müjde. Sedat komadan mı çıktı? Yok şey, Cengiz için kalp bağışında bulunacak bir hasta yakını var. Kan grubu araştırıldı mı? Tıp fakültesiyle görüştüm. Az sonra kan grubunu bildirecekler. Dilerim Cengiz'in kan grubuna uyar. Maalesef bizim hastamıza uymuyor. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Olcay Hanım, duydunuz. Ne yazık ki şansımız yaver gitmedi. Yapay kalbe karşı reaksiyonlar üst düzeye çıktı. Hastanın çok az zamanı kaldı. Of. Şu anda yapabileceğimiz hiçbir müdahale kalmadı hocam. Umutlarımızın boşa çıkması beni bayağı üzdü hocam. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Odama gidelim. Cengiz'in çok az zamanının kaldığını biliyorum. Çok sakin bir şekilde dinle şimdi. Sedat'ın beyin ölümü raporu geldi. Çok acı bir son. En değerli öğrencimi kaybettim.
Kader bize çok kötü bir oyun oynadı. Kurtulur diye bir his vardı içimde. Bir doktor gözüyle umutsuzdum. Ama bir kadın olarak umudumu hiç yitirmedim. Şimdi yine doktor olduğunu hatırla ve öyle hareket et. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra doktorluğum niye yarar? Yaşatabilir miyim Sedat'ı? Onu belki yaşatamazsın. Ama kalp bekleyen hastanın kocanın kalbiyle pekala yaşatmak mümkün. Hayır, yapamam, yapamam. Videodaki kaseti seyret. Sonra kararını ver. Hepinizden bir isteğim olacak. Şu anda eşim operatör Olcay Soner'in hastası gerçek bir kalbe kavuşacağı günü bekliyor. Kendisi yapay kalple yaşıyor. Çok az zamanı kaldı. Onu yeniden sağlığına kavuşturalım. Organ nakli konusunda ülkemizde de büyük gelişmeler oldu. Bu çalışmaların daha da yaygınlaşması bizlerin birey olarak yapacağı katkılara bağlı. Bu nedenle ben de bütün organlarımı bağışladığımı duyurmak isterim. Evet, son olarak organ bağış kampanyasına herkesin katılacağını ümit ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Sağlıklı günler diliyor, teşekkür ediyorum. İşte sorduklarının cevabı. Sevdiği insanın kalbini söküp bir başkasına takmak kolay değil, biliyorum. Geçenlerde kocası ölen kadına yalvardın. Ama razı gelmedi eşinin kalbini vermeye. Kadınsı bir duyguydu bu. Şimdi sen aynı durumdasın Olcay. Aynen öfkelendiğin kadının mantıksızlığını sürdürüyorsun. Bir kadın gibi değil, bir doktor gibi düşünmeye çalış. Şu anda senin önünde ölümün sınırında iki insan var. Biliyorsun Sedat'ın hayata dönüş yolu kapalı. Ama ameliyat ettiğin gencin yaşama dönüşü senin kararına bağlı. Biri kocan, öteki de hastan. Beni dinlemiyor musun? Duymuyor musun? Bir şey söyle. Ameliyathaneyi hazırlasınlar. Mucize yarattı. Yarattı da kendi nerede? İzinli. Ne zaman gelir? Süresiz izinli. Ameliyatımı beceremeyip kovuldu mu yoksa? Ameliyat son derece başarılıydı. Taburcu olana kadar kontrollerinizi ben yapacağım. Bu kadın deli mi ne? Hangi kadın? Beni ameliyat eden sorumsuz. Benim bildiğim doktor hastasının başında bulunur. İzinmiş. Ne izni şimdi bu böyle? Size emniyettesiniz dedim Cengiz Bey. Sinirlenmenize hiç gerek yok, korkmayın. Korkunun canı cehenneme. Korkudan değil, öfkeden söylüyorum. Ama sizi o kurtardı. Hala o uyduruk kalple mi yaşıyorum? Hayır. Şansınız varmış, aranan kalp tam zamanında bulundu. Şimdi sapasağlam, gerçek bir kalple yaşıyorsunuz. Ne? Gerçek bir kalp, ha?
Yaşadığınıza sevinmemek biraz tuhaf değil mi? Ben göğsümdeki kalbin kime ait olduğunu bilmeden sevinemem. Kimin kalbini taşıyorum? Maalesef öğrenemezsiniz. Yok canım. Kural böyle. Hiçbir hasta donörünü öğrenemez. Doktorların o palavra Hipokrat yemini mi buyurdu bu saçmalığı? Bunun yeminle hiçbir ilgisi yok. Hastanın ve yakınlarının psikolojik durumları göz önünde tutulduğu için. Bunları beni ameliyat eden kimse onunla tartışırım. Yani Olcay hanımefendiyle. Tatile çıkacağı varmış. Zamanıydı sanki. Bozcaada'ya sığınmıştım. Yıllardır yüzünü görmediğim babamın yanına. Ama yaşadığım kabus peşimi bırakmıyordu. Sedat'ın acı sonunu ve hayatımın en zor kararını unutmam mümkün değildi. Hastaneye ölüm tehlikesiyle geldin ama daha neşeliydin. Hayatın kurtuldu, çıkarken suratın bir karış. Kafamı ütülemeye mi geldin? Gerçeği söylediğim için tersleniyorsun. Ne sayıklıyorsun sen ha? Gerçeği. Başlatma gerçeğinden. Neymiş gerçek dediğin? Hastaneden kurtulduğun için sevineceğin yerde doktor hanımdan ayrılıyorsun diye yas tutuyorsun. Kapa çeneni. Aşık olduğunu benden gizleyemezsin. Ne aşkı be? Romantik hastane aşkı. Belki kendinden bile saklıyorsun ama ayva yemişsin sen. Beni rahat bırakıp gider misin? Öyle olacağını biliyordum. Hem aşıksan ne olmuş yani? Kızacak ne var? Annemin intiharında senden nefret etmiştim baba. Onun katili olarak görmüştüm seni. Asıl intihar etmesi gereken bendim. O canına kıydı, ben kabahatli oldum. Bunu yıllar sonra anlayabildim baba. Daha doğrusu yaptığım yanlış evlilikten sonra. Kocan kazadan az önce televizyonda sana bir çeşit günah çıkardı. Herkes bunu konuştu günlerce. Ama ben aylarca aldatılma acısı yaşadım baba. Eminim yaşasaydı aynı şeyler gene devam edecekti. Sonumuz nasıl olsa ayrılıktı. Ama böyle bitmesini istemezdim. Birbirimizden kopmuştuk. Ama ölümü beni çok sarstı. Sen yalnızsın. Ben buraya ardımda uzun bir mazi bırakarak geldim. Ama sense bir başarın ardından, ölümün pençesinden bir adam alarak geldin. Sen hayata küsmek için çok gençsin. Ama hayattan soğumayı gerektirecek kadar çok şey yaşadım baba. Ölmeyi arzulayacak kadar çok. İnsanın yaşlı veya genç oluşu bazen yıllara değil, çektiği acılara göre değişiyor. Buraya yarı ceset olarak geldim. Sayenizde dipdiri gidiyorum. Size teşekkür etmek benim için bir borç. Ama gene de memnun olmadığım bir şey var. Sanırım sizi herkes el üstünde tuttu. Hastanenin bütün personeli hizmet yarışı verdi. Şikayetinizi niye anlayamadım? Kaburgalarımın altında kimin kalbini taşıdığımı bilmiyorum. Ayrıca bir doktor hastasıyla sonuna kadar uğraşır değil mi? Bizimki ameliyattan sonra toz oldu. Donörünüzün yani size kalbini vereni söylenmemesi tıbbi bir nedenden. Olcay Hanım'ın da morali çok bozuktu. Dinlenmeye ihtiyacı vardı, o yüzden gitti. Çünkü sizi ameliyat etmeden 2 gün önce trafik kazasında kocasını kaybetmişti. Kocasını mı kaybetti? Seviyorsun, anladık. Artık falcılığa mı başladın? Apaçık ortada. 2 yıldır beraberiz ama benim böyle bir resmimi yapmak hiç gelmedi içinden. Hep abuk subuk, uçuk şeyler. Haklısın. Ayık bir beynin ürünü sayılabilir. Neyin ürün olduğu belli. Haber alamadığın için kuduruyorsun. Kafamı kurcalayan sorular var. Onları çözmeden içim rahat etmez. İnadını bilirim. Peşini bırakmayacaksın.
Beni anladığın için sana teşekkür ederim. Yollarımız ayrılmadan önce senden bir ricam olacak. Peki öyle olsun, söyle bakalım. Doktor Sedat'ın ölümüyle benim kurtulmam arasında müthiş bir bağlantı olduğunu hissediyorum. Kimin kalbini taşıdığımı söylemediler. Olcay ortadan yok olduğuna İyi göre... İyi senaryo yazıyorsun. Finale gel. Hastaneye git. Ne yap ne et, birinden nereye gittiğini öğren. Afiyelik yapmamı istiyorsun? İnce hemşireyi bul. Olcay'ı kızı gibi seviyor. Nereye gittiğini mutlaka biliyordur. Sen istersen öğrenemeyeceğin şey yoktur. Evet mi? Sana hiçbir zaman hayır demedim ki. Büyük kadınsın. Kamil Bey siz misiniz? Evet. Sizinle biraz görüşebilir miyim? Tabii. Buyurun. Ben Cengiz. Tanıdım. Kızımın ameliyat ettiği gençsiniz. Gazetede resimlerinizi görmüştüm. Kızınız sayesinde meşhur oldum galiba. Şöhretten zarar gelmez. Öyle de derdim başka benim. Rahat konuşacağımız bir yere gitsek. Hasan sen balıkları bizim eve bırak. Tamam abi. Merhaba Olcay abla. Merhaba Hasan. Çok güzel balıklar tuttuk, babanız yolladı. Kendi nerede? Limanda bir gençle konuşuyor, galiba İstanbullu. Nasıl bir genç? Sakallı, böyle uzun boylu filan. Peki Hasan, zahmet oldu, teşekkürler. Sağ ol abla, bir emrin var mı? Hayır, mersi. Duyduklarıma göre çoğu hastalar doktorlarına duygusal yakınlık duyarlar. Tabii karşı cins ise belki yakınlık ötesi. Nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum. Benden kaçtı diye kızgınım olacağım. Eşini kaybetti. Kaçması normal değil mi? Bunalımda. Bunalımı başka, benden kaçması başka. Sizden niye kaçsın? Onu bir anlayabilsem. Bir his bu ama yanılmıyorum, eminim. Onun için önce sizinle konuşmak istedim. Bana akıl vermeniz için. Bunlar karışık duygular. Akılla değil, zamanla çözülecek şeyler. Balığı getirdi mi Hasan? Evet baba. Balıkta şansım iyiydi bugün. Hasan biriyle konuştuğunu söyledi. Ha evet, İstanbul'dan eski bir tanıdık. Beceremediğin şeyleri yapma baba. Neymiş beceremediğin? Yalan söylemek. Ne yalanı? Birbirimize karşı açık olalım baba. Ve lütfen aptal yerine koyma beni. Ne yaptım gene? Cengiz'le konuştuğunu sakladım. Hasan balıkları getirdiğinde anladım. Oturalım da öyle tartışalım. Ama kavga ederek değil, dostça iyi bir çözüm arayalım. Cengiz meselesinin ne konuşulacak tarafı var ne de çözümlenecek yanı. Senin açından öyle ama bana sorarsan... Kimseye bir şey sormak istemiyorum. Çocukluğundan beri hiçbir konuda baskı yapmadım sana. Hata etmişim. Bunu şimdi anlıyorum. Sert olsan ne değişirdi? Kesme sözümü de dinle. Öf baba, çıldırtacaksın beni. Zaten çıldırmışsın. Bu saçmalıklar akıllılık mı? Hastaneden kaçmak, mesleğinde doruk noktadayken her şeyi bırakıp buralara gelmek. Kaçmak hiçbir şeye çözüm getirmez. Cengiz'den kurtulmak istiyorsan sırt çevireceğine üstüne üstüne gideceksin. Ayrıca mecbursun buna.
Baba, biraz hava almaya ihtiyacım var. İyi edersin. Ne kadar küçük değil mi olacağını? Bana bu kabusu yaşatmamalıydın. Buralara kadar niye geldin? Teşekkür etmek için sadece. Güzel bir resim. Resim kötü ama model güzel. Artık git lütfen. Beni rahat bırak. Ne olur dinle beni. Sana duygularımı anlatmalıyım. Karşında gördüğüm benim, serseri bir ressam. Oysa bir başkasının kalbiyle yaşıyorum. Sedat'ım. Maalesef. Ben aslında fantastik bir öykünün kahramanıyım. Bu kahramanı da sen yarattın olacak. Sadece doktor olarak. Beni kovarsan bu kalbi taşımasını beceremem. Ayaklarımın üzerinde ve ayık bir dünyada yaşamayı yeni öğreniyorum. İstesen de istemesen de benim sarhoşluğum sensin. Madem ki duygularını açıkladın, ben de seninle açık konuşmak istiyorum. Yaşadığım olay beni fazlasıyla sarstı. Ben tıp adına yapılması gerekeni uyguladım. Ama insan olarak yalnızlığı seçtim. Sen içinden gelenleri söylüyorsun. Duygularına saygım var. Bir daha benim karşıma çıkma ne olur. Seni görünce içimdeki yara yeniden kanıyor. Olcay. Efendim baba. Sana yemek hazırladım. Teşekkür ederim baba, tokum. İki gündür doğru dürüst bir şey yemedin. Hadi sana şahane bir yumurta yaptım. Lütfen ısrar etme baba. Ne olur rahat bırak beni. Açlık grevine girmek için mi geldin buraya? Baba lütfen dedim. Madem ki evimdesin, dinlemek zorundasın beni. Sığınabileceğim tek yer senin yanındı baba. Ama istemiyorsan alıp başımı giderim. Gene annene benzemeye başladın. Onun haksızlıklarından çektiğim yetti. Alır başını gidermiş. Ha, sana git diyen mi oldu? Senin için üzülmem mi suç, yoksa karnını doyurmak istemem mi? Yanlış anladın baba. İkimiz de sinirliyiz. Pireyi deve yapıyoruz. Seni kırdımsa affet. Senin için mucize doktor diyenler bu çocuk şımarıklığını görseler ne derler? Belki iyi bir doktorum ama aptal bir kızım aslında. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yapacağın ilk iş şu masaya oturup bir şeyler atıştırman. Hadi. İştahım yok. Şımarıklık falan değil. Hala neden ısrar ediyorsun anlamıyorum. Hadi al bir çatal. Beğenmezsen bırak. Yalnız dikkat et, parmaklarını yememeye çalış. İşte bu kadar. Sonunda ölüm yokmuş değil mi? Güzel keçim benim. Sana kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ben yaşam tarzı olarak serseriliği, dünyayı hiçe saymayı, boş vermeyi seçmiş biriyim. İlk karşılaşmamızda anlamıştım. Çılgın ve küstah. Biraz da terbiyesiz. Onu demek istemedim. Terbiyesizliğimin sebebi açık sözlülük. Yalandan nefret ederim. Ben de. Öyleyse beni anlaman gerek. Hangi konuda? Sana başka türlü bir sevgiyle bağlandım Olcay. Ama sakın yanlış anlama. Can borcuna karşılık bir sevgi değil bu. Senin cesaretine, doktorluk konusunda hünerlerine hayranım. En verimli döneminde işini bırakmana gönlüm razı olmuyor. Bu konuyu konuşmayacağına söz vermiştim. Bir daha doktorluğa dönmemeye kararlıyım. Seninle bile karşılaşmamaya yemin etmiştim. Fakat yeminimi bozdurdum. Şu anda bile kendimi tanıyamıyorum. Kaçmak, içime kapanmak,
Yaşadıklarımı unutmaya çalışmak da bir çözüm getirmemişti. Ne yapmam gerektiğini artık bilemiyordum. Korkunç bir boşluğun içindeydim. Her şey anlamsız geliyordu. Yaşama sevincimi yitirmiştim. Pes ettim önce. Ne aşk ne iş konusunda inadını kıramadın. Ne yapıyorsun? Ölmek istiyorum. Çıldırmışsın sen. Akıllandım. Bu savaş seni yeteri kadar yordu. Çünkü artık yalnız senin iyiliğini düşünüyorum. Benden daha inatçısın. Kararlıyım. Hayır, hayır. Sana içemezsin dedim. Bana düşmansın. Benden kurtulma savaşı veriyorsun. Ölürsem kazanırsın. Kazanmak istemiyorum. Neden? Çünkü savaş bitti.